Bugün biraz asgari ücretten bahsedeceğim sizlere, biliyorsunuz açıklandı. Öbür taraftan dolar neden düşüyor, düşüş eğilimi devam edecek mi, bunu konuşacağız. Altın neden 1876-1885 aralığına sıkıştı, onu sizler için biraz değerlendireceğim ve genel olarak piyasalara bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle asgari ücretle başlayalım. 2825 lira seviyesine çıkartıldı. Yaklaşık 500 liralık bir artış ve %21 oranında bir zam var. Enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirilmiş oldu. Peki beklentileri karşıladı mı? Tabii ki karşılamadı. Çünkü pek çok araştırma firmasının sonuçlarına göre açlık sınırı 3000-3500 lira aralığında gidip geliyor. Dolayısıyla asgari ücret bu artışa rağmen hala açlık sınırının altında kalmaya devam ediyor. Hele ki İstanbul gibi, Ankara gibi büyük kentlerde en düşük kiraların bile 2000-3000 liradan açıldığı kentlerde artık neredeyse yaşamak imkansız hale gelmiş durumda. Ne kadar çay simit hesabı yaparsak yapalım bu işin içinden çıkmamız mümkün olmayacak. Bir başka gerçek de ortalama ücret haline gelmiş durumda. Türkiye'de çalışan insanların %60'ı asgari ücret alıyorsa ve bununla geçinmeye çalışıyorlarsa işleri çok zor gibi görünüyor. Yoksulluk sınırının zaten 8000 liranın üzerinde olduğunu biliyoruz. Asgari ücretli iki çalışanın bile evi geçindirmesi mümkün olmayacak. Her ne kadar %21'lik bir zam yapılmış olsa da, her ne kadar 500 liralık bir artış yapılmış olsa da aslında asgari ücret zam değil, bir düzeltme yapılması gerekiyordu. Gerçek anlamda asgari ücretin minimum 4000 liralar seviyesine çekilmesi gerekiyordu ki iki kişinin çalıştığı bir evde yoksulluk sınırı aşılabilsin ve insanlar biraz nefes alabilsin, ama bu koşullar yine sağlanmadı ekonomi yönetimi tarafından. Peki niye sağlanmadı? Gayet basit arkadaşlar. Eğer ki siz 204 milyar doları ballı gaymaklı müteahhitlere aktarırsanız, 1.6 trilyon lira ballı gaymaklı müteahhitlere aktarırsanız ve Dünya Bankası araştırmalarına göre bu müteahhitler dünyada en çok kamudan ihale alan müteahhitler, firmalar haline gelirse asgari ücretlinin talebini karşılayamazsınız. Dolayısıyla da bu dip seviyelerde insanlarımız yaşamaya devam eder. Bütçe açığı da her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Aynı 5 Nisan 1994 öncesindeki gibi, o büyük kriz öncesindeki gibi hızla artan bir bütçe açığı var. Bu sene 130 milyar lira, 2021'de 241 milyar liradan bahsediliyor. Muhtemelen o 241 milyar lira da artacak arkadaşlar yukarıya doğru. Bütçe açığı kontrolsüzce yükselmeye devam edecek. Koşullar böyle olduğu için de bu büyük bütçe açığı esnasında tutup siz asgari ücretlinin maaşlarını arttıramıyorsunuz. Çünkü kamu personelinde önemli bir yük olduğunu biliyoruz. Devletin sırtında. Bu işin daha fazla olmasını zaten beklemek hayalden öte değildi. Hatta TÜİK'in araştırmalarına bakıldığı zaman ağır iş yapan kişilerin 2700, normal iş yapan kişilerin 2500 lira maaşla geçinebileceği söyleniyordu. Neyse ki en azından onun üzerinde bir maaş geldi. Buna da şükür diyelim. Şimdi arkadaşlar, bütün bunları anlattıktan sonra hadi gelin biraz da doları konuşalım. Uzun zaman sonra 7.50'nin altına geldi. 7.41'i gördü. Biraz toparlandı. 7.45 seviyesinde kendisini dengeledi. Peki düşüş devam edebilir mi? Bu hafta dolardaki düşüş eğilimi devam edebilir. Bakın bu hafta için söylüyorum. Neden bu hafta için söylüyorum? Bütün dünyada Noel tatiline girdi finans piyasaları. Piyasaların en sığ olduğu zamanlardan birisini yaşıyoruz. Piyasalar bu kadar sığken kamu bankalarının müdahaleleriyle rahatlıkla doları aşağıya çekebiliyorlar. Özellikle forex piyasasının. Ha, bunun bir zararı yok mu? Elbette var. Her zaman olduğu gibi kasayı boşaltmaya devam ediyorlar. Düne kadar 128 milyar dolar harcamışlardı. Gördüğüm kadarıyla harcayacaklar. Tabii eğer elde para varsa. Elde para olmadığını biliyoruz. Vatandaşın parasına göz dikildiğini biliyoruz. Bir şekilde yabancıyı getirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunun için de faiz ortamını sürekli olarak yukarıya çektiklerini biliyoruz. En son Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz arttırımı piyasanın bile beklentilerinin üzerinde. En azından bunu söylüyor piyasadaki, yerli piyasadaki oyuncular. Ama yabancı oyuncular, Goldman Sachs gibi, Deutsche Bank gibi yabancı kuruluşlar zaten bunu bekliyorlardı arkadaşlar. Yani 200-250 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılmalı diyorlardı. Nitekim istediklerini de almış oldular. Bu bize çok net bir şekilde Merkez Bankası'nın faiz lobisine teslim olduğunu gösteriyor. Bu saatten sonra kimse çıkıp da faiz lobisi falan demesin deme hakkı yok çünkü. Faiz lobisi ne istiyorsa Merkez Bankası bunu gerçekleştiriyor, hem de gözünü kapatmış bir şekilde. Enflasyonu bu şekilde dengeleyeceğiz, düşüreceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız diyorlar. Oysa ki enflasyonu faizleri yükselterek düşürme ihtimali neredeyse sıfır.
Türkiye koşullarında. Kuru sabit tutarak enflasyonu sabit tutabilirsiniz ama piyasaya inandırmadan ve piyasaya bu fiyatları yansıtmadan enflasyonu aşağıya çekme ihtimaliniz yok. Burada ne demek istiyorum arkadaşlar? Siz kuru 7.50 seviyesine de çekseniz, 7'ye de çekseniz, 6.80 seviyesine de çekseniz piyasa oyuncuları yani reel sektörde ithalat yapan oyuncular fiyatlamalarını bu seviyelerden gerçekleştirmiyorsa, maliyetlerini bu seviyelerden oluşturmuyorsa üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makas açılır önce. Sonrasında da tüketici fiyatları üretici fiyatlarını öyle ya da böyle yakalar. Peki bugün itibarıyla tüketici fiyatları ne? %14. Üretici fiyatları ne? %23. İkisinin enflasyonundan bahsediyorum. Arada ne kadar fark var? %9'luk fark var. Piyasada oluşmuş bu 9 puanlık büyük makas öyle ya da böyle kapatılmak zorunda ve tüketici fiyatları üretici fiyatlarına doğru evrilecek demek arkadaşlar. Yani %14, %23'e doğru yükselecek. %23 olmayacak belki ama %17, %18 seviyelerini görecek Aralık ayı itibarıyla. Ocak'ta açıklanacak ilk enflasyon rakamı muhtemelen %17, %18 civarında olacak. Bu da faizlerin tekrar negatif ortama düşmesini beraberinde getirecek. Faizlerin negatif ortama düşmemesi için Merkez Bankası faizleri gördüğüm kadarıyla bir kez daha arttıracak. Bu da yine 200 bas puanlık bir faiz arttırımına denk geliyor. Eğer ki pozitif 200 bas puanlık bir reel faizi yakalamak istiyorsa. Gerçi 200 bas puan üzerine çıkmış olması enflasyonun 200 bas puanlık reel faiz anlamına gelmiyor. Vergi, stopaj ve diğer maliyetleri çıkarttığımız zaman yine kafa kafaya bir reel faiz ortamı doğuyor. Dolayısıyla yerliyi siz bu koşullar içerisinde dövizden vazgeçiremezsiniz. İnsanlar döviz almaya devam eder. Dövizde kendisini daha güvenli hisseder. Faizden de bir şey kazanmayacağını bildiği için parasını Türk lirasını çevirip böyle bir riskin içerisine girmez. Ha, yabancıyı getirebilir misiniz? Garantici yabancıyı bu koşullar içerisinde getiremezsiniz. Çünkü BİRİ'nin kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu dip noktalara getirirdi. Yani yatırım yapılamaz seviyelerdeyiz. Özellikle emeklilik fonları gibi büyük fonların Türkiye'ye gelme ihtimali yok. Bu durumda kim gelecek ya da son zamanlarda yaklaşık 15 milyar doların geldiği iddia edilen para kimin parası? Tabii ki vurkaç yabancının parası. Yani bugün girip yarın çıkacak olanların parası. 15 günlüğüne, 20 günlüğüne, bir aylığına paralarını getirip kısa vadeli kar edip uluslararası puanlarını yukarıya çekmek isteyen yatırımcıların parası. Şimdi bunların gelmesi ilk etapta bir avantaj gibi görünse de çıkışları çok daha sert oluyor. Çok daha agresif oluyor ve çıkarken de ciddi hasarlar veriyorlar. İşte mevzu zaten o çıkış anı. O çıkış anı itibariyle dövize taleplerini arttırıyorlar ve dövizin de yukarıya hızını arttırıyorlar. Bugün 7.40'lar, 7.30'lar seviyesinde dövizi görebilirsiniz ama bir ay sonra bunlar karlarını alıp çıktıkları zaman bir anda dövizin 8.80, 8.90, 9 seviyelerine geldiğini görürsünüz ve yeni faiz arttırımlarına mecbur kalırsınız. Yeni faiz arttırımları yapmanıza rağmen dövizi aşağıya çekememeye başlarsınız. Çünkü 200 bas puan, 300 bas puan gibi faiz arttırımları artık piyasayı tatmin etmemeye başlar. Artı bu faiz oranları da piyasada bir maliyet oluşturmaya başlar. Hepsi birbirine zincirleme bağlı gördüğünüz gibi. Bu oluşan maliyet de ister istemez enflasyona yansımaya başlar. Faiz o kadar yüksek olduğunda piyasadaki maliyetleri etkilemeye başlar. İster istemez enflasyonu, özellikle üretici enflasyonunu bir kez daha yukarıya doğru tetikler. Üretici enflasyonu yukarıya çıktıkça tüketici enflasyonu da onu takip eder. Enflasyonu aşağıya çekemezsiniz. Dövizde sert çıkışlar yapmaya başlar. Dalgalanmalar çok daha agresif olmaya başlar. Fiyatlamalar bozulur. Fiyat istikrarsızlığı ortaya çıkar. Enflasyonist baskı dışında kur baskısı da oluştuğu an itibariyle yabancı çıkışı ve yerlinin dövize girişi hızlandığı an itibariyle kontrolü iyice kaybedersiniz ve iş 1994 krizine gelir. Sizin tek meseleniz enflasyon olsa idi ve bu enflasyon gerçekten talep kaynaklı bir enflasyon olsaydı şu anda yapılan iş doğru olabilirdi. Ama bizim tek sorunumuz enflasyon değil. En küçük sorunlarımızdan birisi enflasyon. Enflasyonla hayat pahalılığını aynıymış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Enflasyon başka bir şey.
hayat pahalılığı satın alma gücü başka bir şey. Fiyatlar yükselir, enflasyonist bir ortam oluşur ama insanların geliri de aynı oranda artar. O zaman bu bir hayat pahalılığı değildir. Satın alma gücü düşmemiştir ve piyasa canlılığını korumaya devam eder. Oysa Türkiye'de enflasyon %1 de olsa gelirler de çok düşük olduğu için satın alma gücünü kaybetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Esas soruna bir çözüm bulunmuyor. Tekrar asgari ücrete geri dönmek istiyorum. Yani siz 2825 lira asgari ücret verdiğinizde ve asgari ücret sizin ortalama ücretiniz haline geldiğinde enflasyonu düşürseniz de düşürmeseniz de satın alma gücüyle ilgili bir avantaj yaratmamış oluyorsunuz. Şimdi finansal dengelerinizi kritik noktaya getirdiniz. Bankacılık sisteminizi bozuyorsunuz. Batıklarınızı arttırıyorsunuz. Reel sektörünüzü köşeye sıkıştırıyorsunuz. 600 binden fazla işletme finansmanını krediler üzerinden sağlıyor arkadaşlar ve kısa vadeli kredilerle kendisini döndürmeye çalışıyor. Bugün %17 olan ve yakın vadede %20'leri zorlamaya başlayacak olan politika faizi piyasaya %23-24 civarında bir kredi faizi olarak yansıyacak. %23-24 de insanlar nasıl kredi kullanıp da bunu geriye ödeyebilecekler? Özellikle piyasa bu kadar daralmışken. Bir tarafta bütçe açığınız var. Öbür tarafta reel sektörünüz darboğaza giriyor. İflaslar başlıyor. Kur kırılması ile birlikte işin boyutu daha da büyüyor ve yüksek faiz ortamı size büyük bir çıkmaz getiriyor. Bütün bu kırılganlıklar arkadaşlar sizi bir kez daha 1994 krizine götürür ve 1994 krizine gittiğimiz an itibariyle hem yüksek faiz hem yüksek kur hem de yüksek enflasyon ortamına gireriz. Bir sabah uyandığınızda bir bakarsınız enflasyon %100'lerin üzerine çıkmış. Çünkü 1994'te de aynı formüller izlendi ve aynı formüller Türkiye'yi büyük bir krize sürükledi. Yani düşük kur, kur üzerinde baskı, yüksek faiz ortamı, yabancıyı getirmek için her türlü ortamın sağlanması, Merkez Bankası rezervlerinin boşaltılması, büyük kamu harcamaları, insanların gelir düzeyinin dip yapması vesaire. Ama 1994'ten daha kritik bir durumdayız arkadaşlar. O da şu. İnsanların borçları 1994'e göre çok daha fazla şu anda. Ve bu kadar yüksek bir borçluk ortamı var iken ve gelirler de dip yapmışken piyasa iyiden iyiye kilitlenir. İnsanlar açlık düzeyinin çok çok altına düşmeye başlarlar ve Venezuela, Arjantin gibi bir örnekle karşı karşıya kalırız. Onun için çok tehlikeli bir oyun oynanıyor diyorum. Bugün kısa vadede işler düzeltilmiş gibi gösterilebilir ama işler düzelmiyor ne yazık ki. Çünkü doğru adımlar atılmıyor. Hala kuru baskılamak bir marifet olarak görülüyor. Hala düşük kurun bir avantaj olduğu söyleniyor insanlara. Oysa düşük kur işsizlik oranını daha da arttıracak. Neden daha da arttıracak? Çünkü yerli üreticiniz yok oluyor. Yurt dışından ithal malla geçinmeye devam ediyorsunuz ve üreticinizi yok ettiğiniz için de işsizlik ortamınızı büyütüyorsunuz. Çok daha büyük bir tehlike ve sosyal patlamaları beraberinde getirir. İstediğiniz kadar uğraşın. Koronanın daha da artması, mutasyon riskinin daha da ön plana çıkması, aşıların belki de işe yaramayacak olması altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak bir dünyada dolara olan eğilimi arttıracak ve dolar fiyatlarının dünyada yükselmesini beraberinde getirecek. 2. Gelişmekte olan ülkelere bu para akmayacak. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin para sıkıntısı daha da artacak. 3. Bütün bu ortam yakın zaman içerisinde Türkiye'nin çok ciddi bir krize girdiğini işaret ediyor. Yani dolar değil aslında göz göre göre her zaman olduğu gibi ekonomi çökertiliyor. Dolar kısa vadeli olarak düşürülüyor olabilir. Orta ve uzun vadede doların kontrolsüz bir şekilde yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. Dün haklı çıktık ne yazık ki söylediklerimizde. Bugün de yine ne yazık ki haklı çıkacağız. Çünkü hiçbir reform yapılmıyor, hiçbir doğru adım atılmıyor. Sadece ve sadece kuru baskılamak ekonomik bir marifet olarak görülüyor. Ekonomi yönetimi tarafından ve Merkez Bankası tarafından. Bu işten yabancılar küfe küfe parayı kaldırırken yerliler, yerli sektörler ve vatandaşlar ne yazık ki her geçen gün biraz daha fakirleşmeye, yoksullaşmaya devam ediyor. Kısa ölçekli hareketlerin çok da önemli olmadığını yakın zaman içerisinde göreceğiz ve bunu ne yazık ki her zaman olduğu gibi acı reçetelerle tecrübe edeceğiz. Şimdi gelelim rakamlara. Dolarla başlayalım. 7.45 seviyesinde bir dolar kuru görüyoruz. Bu hafta çok bir beklentim yok artık dolarla ilgili. Çünkü yurt dışında para
para piyasaları tatile girmiş durumda Noel nedeniyle. Şu anda dolar domine eden piyasalar ya da altın domine eden piyasalar kapalı. Kapalı olduğu için de sığlaşmış durumda ve bu sığlığı şu anda kullanan Merkez Bankası ve kamu bankaları kur üzerindeki baskılarını arttırmış durumdalar. Çatır çatır para harcayarak kuru aşağıya çekiyorlar. Yani yabancı girdiği için ya da faiz yükseltildiği için kur düşmüyor, piyasaların sığlığından dolayı kur düşüyor. Piyasalar açıldığında bu fiyatlar yabancılar tarafından görüldüğünde, gerçek domine eden piyasalar tarafından görüldüğünde dolarda alımlar başlayacak ve yılbaşından sonraki haftada ve ondan sonraki haftalarda doların tekrar 7.98 seviyelerini gördüğünü göreceğiz. Merkez Bankası'nın faiz arttırımına rağmen keza euro sterlinde de aynı hareketleri göreceğiz dolarla birlikte. Altının onsu 1875, 1885, 1886, 1890 o aralarda gidip geliyor. Sebebi yine aynı neden arkadaşlar. Piyasaların tatil olması, yılbaşı sonrasında altının onsunda ciddi hareketleri göreceğiz. Özellikle Biden'ın koltuğa oturması, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, koronanın hızla yayılması, mutasyonla ilgili bir takım olumsuz haberlerin gelmeye devam etmesi, Avrupa, Amerika ve Rusya gibi ülkelerin hızla kapanması, ticaretin durma noktasına gelmesi altına olan eğilimin hızlanmasını beraberinde getirecek. Altın fiyatları da 2021'de, tekrar söylüyorum, söylediğimin sonuna kadar da arkasındayım, 2300 ve 2500 dolarları görecek. Gram altın, doların bu seviyelerde olduğu süreçte altının onsunun yükselmesiyle birlikte önce 500 sonra 530-550 aralığını görecek. Ama esas hareketi dolardaki ataklarla görmeye başlayacağız arkadaşlar. Ki ben Ocak ayı içerisinde, maksimum Şubat ayı içerisinde bu dolar ataklarını bekliyorum arkadaşlar. Bu dolar atakları başladığında da altının gramının önce 600-700 aralığına gittiğini, sonrasında da eğer ki dolarda tahmin ettiğimiz kırılma olursa 1000 liraların üzerine çıktığını göreceğiz. Bu dönemde panik yapmayanlar, sakin kalanlar, onun bunun sözüne takılmayanlar, herkesin teknesine binmeyenler, kaldıraçlı işlemler yapmayanlar ve olaylara uzun vadeli bakanlar yine yüzü gülen taraf olacak. Panik yapanlarsa her zaman olduğu gibi kaybetmeye devam edecekler ve keşke demeye devam edecekler sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.